Tamam, alınalım tabii ki. Öyle mi? Kiraz da al bakalım, kiraz da verelim sana. Şey tatlı neydi bakalım, bir dakika. Ben de. Elimizi alayım. Lapseki kirazı. Lapseki kirazı. Öncelikle tüm Çanakkale'nin hemşerilerimizi, Lapseki'mizin, Lapseki Belediye'mizin bu akşam burada düzenlediği kiraz dağıtım gecemize hoş geldiniz diyoruz. Teveccühü çok güzel, sağ olsunlar, var olsunlar. Biz Çanakkale Türkiye'nin ön sözü diyoruz. Çanakkale Türkiye diyoruz. Bunu derken de biz bunun altını her seferinde dolduruyoruz. Bakıyoruz ki tarih var mı var, turizm var mı var, tarım var mı var. İşte bu akşam Lapseki Belediye Başkanımızın Sayın Eyüp Yılmaz Beyefendi'nin düzenlemiş olduğu bu kiraz dağıtım gecesinde de tarımımızın altını doldurduğumuz bir gece. Lapseki diyoruz, kirazımızla anıyoruz. Lapseki diyoruz, şeftalimizle anıyoruz. Lapseki diyoruz, Sayın Eyüp Yılmaz Başkanım belediyeyi aldığı günden beri yatırımlarını konuşuyoruz. Yaptığı güzel hizmetleri konuşuyoruz. Bu tabii ki bize gurur veriyor her aşamasında. Şimdi baktığımız zaman Çanakkale'de 23 tane belediyelik var. Bu belediyeliklerin 13 tanesi AK Belediye. Baktığımız zaman yine şunu görüyoruz. Çanakkale aslında %60 oranla AK Belediyecilikle yönetiliyor. İşte biz bu AK Belediyelerimizi istiyoruz ki görülsün. İstiyoruz ki yapılan hizmetler, yapılan yatırımlar görülsün. Tüm Çanakkale'ye ve AK Belediye olmayan yerlerle de hizmetimiz kıyaslansın istiyoruz. Sayın Belediye Başkanımıza da Çanakkale'mizde, İskele Meydanı'nda, diğer adı bizim tabirimizde Demokrasi Meydanı'nda bu güzel organizasyonu bu akşam düzenlediği için, Çanakkale'mizin Lapseki'nin meşhur kirazlarıyla buluşturduğu için teşekkürlerimizi sunuyoruz. Sağ olsun, var olsun. Evet, öncelikle il başkanımıza teşekkür ediyoruz. Biz davet ettiler buraya. Biz davet üzerine geldik. Lapseki'nin kirazını tanıtmak tabii ki bizim görevimiz. Hem mübarek günde kirazı dağıtıyoruz, hem hayır için dağıtıyoruz, hem de Lapseki'nin kirazını tanıtıyoruz. Lapseki'nin kirazının tanıtılması için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Bu akşam da istedik ki Çanakkale'de bu işi yapalım. İl başkanımız da bizi davet edince koşa koşa geldik. Bu programı düzenliyoruz. Bizim için önemli olan Lapseki'deki yetiştirilen kirazın sadece Türkiye içerisinde değil, dünyada tanınması. Herkesin bildiği gibi ihracat kirazımız bugün Kanada'dan Avrupa'ya, Avrupa'dan Rusya'ya, Rusya'dan Orta Doğu'ya her tarafa ihracat oluyor. Bu sene Allah şükürler olsun üreticimiz memnun, fiyatlar da iyi. Şu andaki rekolte yaklaşık 6000 tonu buldu. Biraz daha yükseleceğini, o bir hafta 10 gün daha devam edecek. 7000 tonlar civarında olacak bu sene rekolte. İnşallah kirazımızı daha çok tanıtmak için biz elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Ankara'ya gönderiyoruz, İstanbul'a gönderiyoruz, diğer şehirlere gönderiyoruz. Lapseki'nin kirazının tanıtılması için de bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da elimizden gelen her şeyi yapacağız. Tabii bu akşam bizim için de farklı bir şey oldu. Hem Lapseki'mizi tanıtıyoruz, hem Lapseki kirazını tanıtıyoruz. Onun için teşkilatımızı ve il başkanımıza özellikle teşekkür etmek istiyorum. Bizleri bu akşam misafir ettiler. Başkanım, peki ilgiyi bulabildiniz mi? Evet, ilgi çok fazla. Gördüğünüz gibi gerçekten İnsanlar teveccüh gösteriyorlar. Teveccüh gösterenlere de teşekkür ediyoruz. Gel ortamıza gel o zaman. Sağ ol başkanım, ne yapıyorsun? Ayrı ayrı mı gittiniz? Benim de
Tamam. 20 kişi ne kadar 600 tane bak tamamlayacağım.